bir fincan kahve verebilir misin? Veya bir bardak çay verebilir misin? Bir bardak su verebilir misin diye İngilizce nasıl söylersiniz? Şimdi bir fincan kahve deyince de aklıma Ceza'nın şarkısı geldi. Küçükken ben ünlüydüm. Neyse. Konudan hiç sapmayalım. Onları öğreneceğiz. Onları öğreneceğiz. Ceza'nın şarkısını değil tabii. Bu fincan, bardak, bu tip şeyleri öğreneceğiz. Daha çok yani mutfak eşyaları diyeyim size. Tabak, tas, işte fırın, buzdolabı vesaire vesaire. Başlayalım hemen. Toplamda 15 tane kelimemiz var. İlk kelimemiz kupa. Cup, kupa. Şöyle. Mesela şey derler. Mesela bir fincan kahve ver derken onlar şey derler genelde. İşte please give me, give ver demek. Me bana demek. Please lütfen give me, bana ver. Ne ver? Give me a cup of coffee mesela. A cup of veya one cup of coffee mesela. Ne olmuş oluyor? Lütfen bana bir fincan kahve ver. Olmuş oluyor. Böyle çok kullanırlar. Veya ne alırsın derler mesela. What would you drink diyelim ki veya what do you want to drink sorulunca işte a cup of coffee please mesela. Veya a cup of tea falan falan. Tamam cup, kupa dedik. Ayrıca bu arada cup'ın şey anlamı da var. Hani bildiğimiz şu kazanılan kupa var ya yarışmalarda. O da yine cup. Devam edelim. Glass. Glass ne demek biliyor musunuz glass? Şimdi glass belki bilenleriniz olabilir ama bilmeyenleriniz de vardır, karıştıranlarınız da vardır. Şimdi glass'ın birden fazla anlamı var. Çok fazla kullanıldığı. Ne anlamları var? Şimdi burada baktığımız anlamı bardak. Bildiğimiz şu normal bardağa glass diyoruz. Ayrıca ama glass'ın cam anlamı da var. Bildiğimiz cam, o da glass. Ayrıca şeyle de karıştırabilirsiniz. Şu gözlük mesela glasses. Şunun sonuna ES geldiği zaman, glasses olduğu zaman gözlük demek. Bunlar hep çok benziyor, karıştırmayın. Glass'ın cam anlamı var, bardak anlamı da var. Glasses dediğiniz zaman, çoğul olduğu zaman da gözlük anlamı da var. Karıştırmamanız lazım. Devam edelim. Table. Table ne demek? Bunu bilmeniz lazım artık yani. Ama table masa demek değil mi? Masa. Mesela şey deyin. Cümle kurun hemen. Deyin ki bu kahverengi bir masa. Bu kahverengi bir masa diye söyleyin bakalım. Bir hemen videoyu durdurun söyleyin veya hemen dışınızdan söyleyin anında durdurma ihtiyacınız yoksa. Söylüyorum ben de. Bu nasıl diyorduk bu? This değil mi? This. Sonra da bunun ne olduğunu söyleyeceğim. Yani bu hani şu diyeceğim. Bu tip bir özellik söylerken ne yapıyordum? Emizarı kullanıyordum. This is bir tane şeyden bahsettiğim için izlemem lazım. This yani this de zaten izlemem lazım. This is a table. Bu bir masa. Bu kadar. Devam edelim. Chair. Şimdi masadan sonra ne geliyor olabilir? Bunları belli böyle benzer kelimeleri beraber koydum. Masa, chair da sandalye, değil mi? Table masa, chair sandalye. Nasıl bir cümle kurdurabilirim size? Bir tane daha cümle kuralım burada hemen. Şöyle bir cümle kurun mesela. Deyin ki her masanın bir sandalyeye ihtiyacı vardır. Her masa bir sandalyeye ihtiyaç duyar. Nasıl yaparız bunu? Önce her bir durdurun yapın. Tamam şimdi kendi yapan arkadaşlar, kendi yapamayan arkadaşlar şimdi ipucu veriyorum. Her masa bir sandalyeye ihtiyaç duyar. Önce her masayla başlamanız lazım. Çünkü kim ihtiyaç duyuyor? Her masa ihtiyaç duyuyor. Her masa nasıl dersiniz? Her every masa neydi? Table. Every table. Tamam. Her masa ne yapar? Her masa ihtiyaç duyar. Her masanın ihtiyacı vardır. Every table needs. Need'i kullanacağım ama need'e s takısı gelecek. Every table çünkü he, she, it'e girmiş oluyor. Bir tane aslında şeyden. Yani her masa ama tekil şeyden başlıyorsunuz. Every table needs. Neye ihtiyacı vardır her masanın? Every table needs a chair. Her masanın bir sandalyeye ihtiyacı vardır. Demiş olduk. Yapanlara helal olsun. Hafiften zor da hafiften. O esi, o needs'te esi koymayı unutanlar o problem değil. Onu yine doğru kabul edebilirsiniz. Doğru değil de hani biraz ince bir şey. İlk kaçıranlar yine doğru kabul ediyorum sizi bu seferlik. Devam edelim. Pot. Bunu direkt yazıldığı gibi okunuyorsunuz. Pot yazılıyor. Pot okunuyor. Hani bir pot'tır bilmem nedir öyle bir şey yok. Pot bildiğimiz. Ne demek?
Tencere demek. Tamam. Bu insanın aklına gelmiyor bazen. İnsanın aklına gelmeyebilen bir kelime. Tencere, pot. Basit aslında. Pen. Pen de tencereye benzer. Ne dedim? Benzer şeyleri beraber koydum dedim. Masa sandalyeydi. Burada da tencere. Tava. Değil mi? Pot. Tencereydi. Değil mi? Pot. Tencere. Tava neymiş? Pen. Tencere. Tava. Pot. Pen. Tamam. Devam edelim. Bowl. Bunun okunuşu biraz farklı. Buna dikkat edin. Direkt bowl demiyorsunuz. Oradaki V biraz yutuluyor diyeyim size. O W daha doğrusu yutuluyor. Bir daha söyleyeceğim. Dikkat edin. Bowl. Bowl. Ya orada bowl. Biraz O uzuyor gibi düşünün aslında. Tam direkt bowl diye bir şey çıkmıyor. Buradan yine ileride ben şundan dinleyerek daha da şey yapabilirsiniz. Oturtabilirsiniz telaffuz. Bowl. Tamam mı? Şuradan. Bowl. Ne demek bowl? Kase veya tas artık ne derseniz. Bowl oluyor. Bowl değil. Bowl oluyor. Devam edelim. Plate. Şimdi yine benzer şeylere koyarak devam ediyorum. Az önceki tassa bu ne tahminen? Tas, tabak. Plate, tabak. Tamam. Bunlar hep karşınıza çıkacak kelimeler bu arada. Karşınıza çok fazla çıkmayacak kelimeleri koymamaya çalışıyorum. Arada belki biraz daha az kullanılan kelimeleri koyduğum oluyor. Bu bayağı bir kelime seti var. Ama %80-90 bunlar çok karşınıza çıkacak kelimeler. O yüzden dikkatli öğrenin. Ne dedik? Plate, tabak dedik. Ayrıca bu arada ödev veriyorum. Ödev veriyorum. Bundan sonra her videoda ödevi tekrar etmeyeceğim. Açıklamayı yazdım ama o ödevleri mutlaka yapın. Sadece videoyu bir kere izleyince çünkü aklınızda kalması zor biraz. Ödevleri yapın. İyice sindirin. Ayrıca sadece o da yeterli değil. Yani o yeterli. Şimdi kelimeyi öğrendiniz. Tamam ama İngilizce'de şöyle bir olay. Her dilde şöyle bir olay var. Siz öğrendiğiniz şeyi kullanmazsanız sadece dil bile değil aslında. Her şeyde böyle. Siz bir şeyi öğrenirseniz, onu kullanmazsanız haftalarca, aylarca ne olur onu unutursunuz bu sefer. Yani çoğu şeyde böyle. Belki bisiklet sürmeyi unutmuyorsunuz mesela ama çoğu şeyde böyle. O yüzden bu kelimeleri öğrenin, ödevleri yapın, sindirin. Ondan sonra da bunları iyice kullanın. Nasıl kullanacaksınız? Bir şeyler okuyun. Ne diyorum ben mesela? Bu benim kanalımda News and Levels'tan mesela beraber okumalar yapıyoruz. Onları izleyin. O siteye girin, kendiniz okumalar yapın. Bir şeyler dinleyin. Yani birileriyle konuşun İngilizce. Bunların hepsi hakkında videolar yaptım. Nereden okuma yaparsınız? Nereden konuşma arkadaşı bulursunuz? Nereden dinleme çalışması yaparsınız? Hepsi hakkında videolar var. O yüzden öğrendiğinizi kullanmak çok önemli. Çoğu insan İngilizce öğrenirken bu hatayı yapıyor. O yüzden siz bu hatayı yapmayın lütfen. Devam edelim. Spoon. Ne dedik az önce bu arada? Bowl. Tastı. Plate. Tabaktı. Şimdi neye geldik? Spoon. Spoon ne demek? Spoon da kaşık demek. Tamam? Spoon, kaşık. Mesela spoon kaşıksa o zaman fork da kaşık, çatal, değil mi? Spoon kaşık, fork çatal. Spoon kaşık, fork çatal. Tamam? Fork. Devam edelim. Knife. Şimdi kaşık, çatal, sonra ne gelir? Bıçak, değil mi? Kaşık, çatal, bıçak. Ne olacak bunlar? Spoon, fork, knife. Bunun da okunuşuna çok dikkat edin. Knife değil. Yapmayın öyle. Knife. K'yi hiç okumuyorsunuz. Tamam. Devam edelim. Bottle. Okunuşu bunun da çok zor değil. Bottle. Yani böyle bir zorluğu yok. Anlamı ne? Kaşık, çatal, bıçağı bitirdik. Bu farklı bir kategoriye geldik artık. Bottle, şişe demek. Mesela ne diyebilirim? This is a bottle of water diyebilirim mesela. Veya this is a water bottle. Bu bir su şişesi. İçinde su var mı çünkü emin olamadım. This is a water bottle. Bu bir su şişesi. İçi boş galiba. Fridge. Fridge ne biliyor musunuz? Bu beyaz eşyalardan biri. Mutfağımızdaki beyaz eşyalardan biri. Tahmin edin hangisidir sizce? Fridge, buzdolabı. Buzdolabı. Bunun okunuşuna dikkat edin. Okunuşunda hafif zorlanabilirsiniz. Fridge. Yani şunu okumuyorsunuz gibi aslında.
Şurada G harfi, değil mi? Ne oldu? Fridge. Devam edelim. Cooker veya oven. Bu cooker'da, oven'da fırın anlamı var. Oven'ın özellikle ocak anlamı da var. Cooker tek başına genelde fırın anlamına gelmez. Ama oven hem fırın anlamına gelebilir hem de ocak anlamına gelebilir. Yani ocak demiş üstü anlamına da gelebilir oven. Komple kapsayabilir. Ama cooker daha çok genel kapsar. Sadece ocak anlamına gelmez. Bunun dışında bir tane daha fırın kelimesi vardı. Bu neydi? O da stove diye bir kelime. Üçüncü bir kelime. O da fırın anlamı var. Stove. S-T-O-V-E diye yazılıyor. O da fırın. Ama bunların üçünü de bilmenize gerek yok o kadar. Zaten bir tanesini bilseniz bunların o bile yeterli. Fırın zaten çok aşırı fazla öyle kullanılmıyor genelde. Özellikle siz hani tabii şey, özellikle siz yemekle ilgileniyorsanız, o tip konularda bir şeyler okuyorsanız, izliyorsanız o ayrı mesele ama genellikle bu ikisi yeter. Stove biraz daha az kullanılıyor gibi bunlara göre. Devam edelim. Cupboard. Cupboard ne demek biliyor musunuz? Bunu aslında şeyden yakalayabilirsiniz biraz. Cup ne demekti cup? Cup kupa demekti değil mi? Hani bardak olan kupadan bahsediyorum şu an. O anlamı vardı. Board normalde şu board tahta demek. Tahta. Cupboard da şey düşünün hani. Ne oluyor aslında? Kupa tahtası gibi. Kupaları yani buradan ne aslında çıkarabiliyor mu bilmiyorum, çıkarabildiniz mi? Ne oldu aslında? Mutfak dolabı. Mutfak dolabı. Tamam. Tabii bu arada ben bu ikisini hani birleştirip açıklayayım derken şey yaptım ama cupboard falan diye okudum ama cupboard diye okunmuyor. Okunuşuna dikkat edin. Birleştiriyorlar okurken şu B'yi yutuyorlar. Öyle söyleyeyim İngilizce'de şunu söylerken. B'yi yutacaksınız. Ne oldu? Cupboard. Cupboard gibi. B'yi yutun. Şunu da I olarak okuyup devam edin. Cupboard. Tamam. Ne oldu? Dolap oldu. Mutfak dolabı ama. Genellikle. Tamam. Evet bu böyle. Dediğim gibi ödevleri her videoda artık tekrar etmeyeceğim. Ama açıklamanın, video açıklamasının sonuna yazıyorum ödevleri. Ayrıca o kelime setinin de linkini koyuyorum. Ondan çalışırsınız. Nasıl çalışacağınızı da ödevlerinize yazıyorum. Mutlaka yapın ödevlerinizi. Videolar hoşunuza gidiyorsa, abone olmadıysanız abone de olun. Bana faydası var. Etrafınızla paylaşın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videodan devam ediyoruz. Hadi bakalım. Önce ödev, sonra sonraki video.